Yakınları 28 Ekim Çarşamba günü farkına varsa da Zeliha ve Cevdet Uysal çifti aslında 26 Ekim Pazartesi günü kaybolmuşlardı. Peki o gün çiftin çocuklarının şüphelendiği dayılarının dikkat çekici bir görüşmesi olmuş muydu? Pazartesi günü işte ineklere baktıktan sonra kahvaltı yaptım. 9.30-10 arasında uyduya ekmeye gittik. Ekibimize konuşan bir gizli tanıksa o gün kayıp kadının kardeşleri Bünyamin ve Kadir'in buluştuklarını iddia ediyor. Pazartesi gün akşamüstü Bünyamin Bey Kadir'in evinin önüne gelerek Kadir Bey'i evinden aldı gitti, bunu gördüm. Sabah saatlerinde kayboldukları tahmin edilen Uysal çiftine henüz ne olduğu bilinmezken en yakın komşusu olan kardeşinin bu görüşmesi pek çok soru işaretini de beraberinde getiriyordu. Neyle alıp götürdü peki? Kendi arabasıyla. Transit olan aracıyla mı? Evet. 8.30 mu, 7.30 mu öyle bir şey olması lazım. İki kişi vardı, Kadir Bey ne, Bünyamin Bey. Aslında bu köyde birçok kişinin dikkatini çekmiş. Sizin o saatten sonra Kadir'le sık görüşmeniz, işte onu alıp arabaya götürmeniz, Kadir'in de daha sonra hiçbir arama çalışmasına katılmaması, bırakın arama çalışmasına katılmasını, jandarma orada işte hani daha ilk gün, ertesi sabah oralarda dolanırken Kadir kahveden zahmet edip de gidip bakmamış bile. Yani insan, demiş. Yani bak Ahmetciğim, ben senin röportajını da çok beğendim. Yani evet. Sen de çok düzgün bir çocuksun. Kuzenlerin de öyleler. Yani bence hiç bu olaylar sizin aranızı bozmasın. Siz kardeşsiniz sonuçta. Zaten biz devamlı bunları görüyoruz yani. Kusura yani onlar dövüşmüşler. Yani büyüklerin size örnek olması gerekirken keşke siz örnek olabilseydiniz. Şimdi ne olursa olsun. İnsan şimdi mesela diyelim ki siteden birine çok kızgınım ben. Konuşmuyorum. Evet. Ama diyelim ki kayıp. Ya yine de bir koşar gider bakarım, işte bir çocuk varsa alırım, bir kedi varsa alıp biraz bakmak isterim onlar gelene kadar. İnsanın kardeşi, siz yanınızdaki insana bakmıyorsunuz, Kadir kardeşiniz de kahveden zahmet edip gidip de bir eve bakmıyor. Ev dediğimde yanlış anlaşılmasın, yan yana 3 ev. Bırakın akrabayı, komşulukta dahi görüşmesin, konuşmasın dahi, böyle bir durumda komşu olarak dahi bir ilgi gösterirsin, merak edersin. Ne oldu diye bir sağa sola bir ilgini belirtirsin. Yani sessiz durmanın hiçbir izahı yok. Yani bunun bir anlamı yok. Var bence. Hele Bünyamin Bey. Kardeş. Şimdi Müge Hanım, bizim biraderin evi köyün içinde. Benim evimin kıyısında ahırı var, inekleri var. Tamam, ne olur. Sabah sağmaya geliyor, akşam sağmaya geliyor başka. Tamam, akşam sağdığında bir zahmet edip de baksaydı o zaman. Yani hani zahmet edip gitmiyorsa kardeşinin kaybına, bir inek sağmaya diye tabii. Gidince insan bir kafasını uzatıp da nerede bunlar demez mi yahu? Ya Müge Hanım bakmaz. O küs, çok küs, daha sinsi küs yani. Bir düşün. Yahu küs ol. Ya bakmaz Müge Hanım, bakmaz. Şimdi sen beni ilk kez burada görüyorsun değil mi? Evet. Sen şimdi burada yere düşsen ben sana koşmayacak mıyım? Ama ben yere düşsem sen bana koşmayacaksın mı? Ama Müge Hanım, kayıp, neye koşarız? Koşarız. Ama kayıp, onlar birbirini biliyorlar yani. Kim, neye olduğunu biliyorlar. Yani ama iyi de şimdi bu. Ablası, eniştesi. Yani biliyorlar yani. O küs. Ya ben ama yoklar şahsen artık. Kuvvet de muhtemel ki öldü bu insanlar. Hiç üzülmüyor musunuz yani? Ben üzülmez Müge Hanım, üzülüyoruz. Kardeşim benim neticede. Tamam, çünkü sen biz üzülüyorsun enişte. Kadir. Onu bilemem. Müge Hanım, onu soracağım. Kadir dayım daha önce Bünyamin dayımla o kadar samimi değildi. Denizli'ye gelse bile bizde kalırdı. Aralara çıktı. Yani Bünyamin dayımla ilgili kalmazdı, orada kalmazdı. Görüşmezdi. Babasını vurduğundan dolayı o daha kinliydi. Peki, aslında o gün buluşup buna ne konuştunuz iki kardeş? Biz o gün buluşmadık. Biz sadece süt getiriyordum. Onun arabası çalışmadı. Çalışmayınca oradan evinden onun sütüne benim sütü getirdik şeye. Köyde süt toplayan. O sırada yani jandarma da kardeşinizin evinde değil mi? Jandarma yoktu o zaman ya. Hayır, çarşamba günü işte buluştular diyor. Yanlış yok, mı? Yok, pazartesi. Pazartesi ama çarşamba günü de şey yapmışsınız. Çarşamba günü zaten bunlar geldi, jandarma bizi aldı. Ben ondan sonra dışarı çıkamadım ki. Jandarma. Ama siz de Kadir'le öyle arabaya binip dolaşmaz mısınız benim anladığım kadarıyla? Siz de mi Kadir'le çok iyi değil aranız? Ya konuşuyoruz da onun arabasında, benim zaten kendi motosikletim var. Onunla gidip gelir mesela Dinar'a falan şeye. Bir ağır büyük bir şey gelecek olursa dolmuşuna öyle giderim minibüsüne. Ya öbür türlü. Dinar abi bak gerçekten. Hiç böyle söylemek istemiyorum. İnşallah yanılıyorumdur. Bak inşallah yanılıyorumdur. Evet. Ama senin kardeşin kuvvetle muhtemel ki hayatta değil. Sende ama hiç öyle bir duygu hissetmiyorum ben ya. İnşallah bulunur da şey yaparız. Ya iyi de onu öldüren o zaman sizin ortak bir düşmanınsa yarın da seni öldürür. Hiç üzülmüyor musunuz yani? Ya üzülmez. Ve bu da sizin kardeşiniz değil mi? Bir şu kadıncağızın suratına bakın. Bu da kardeş. Evet. Sen niye kardeşin için üzülmüyorsun? Ya niye üzülmeyeyim ki ben kardeşim için? Üzülmesem ben burada işim ne? Hayır tamam, Allah razı olsun. Geldin, başımın üzerinde yerin var. Ben sana dedim yeğenlerinin yanında dur da. Kadir'e de tabii. Mesela arkadaşlar gidiyor. Bak şimdi Kadir'e gidiyor ya. Kadir'in tek şeyi şuymuş Kadir Bey. Ben suçsuzum, benim hiç alakam yok. Kaçıyor.
Seni kardeşin arıyoruz. Benim kardeşimi mi arıyoruz? Senin kardeşin arıyoruz yani. Tabii ki burada olacaksın. Senin kardeşin. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.